Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Yeni haftaya ilişkin makroekonomik gelişmelerden başlayacağım ve arka planında da teknik değerlendirmeleri size izah edeceğim. Tabi burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu video çalışmasının teknik tarafında sizlere dolar Türk lirası, gram altın, ons altın gibi varlıklardan bahsetmeyeceğim. Çünkü bu konularla alakalı Perşembe ve Cuma günü ayrıntılı bir çalışma paylaştım. Yani dolar Türk lirası olsun, gram altın olsun, ons altın olsun, hatta bistüz olsun. Bunların bütün detaylarına o video çalışmasında ulaşabilirsiniz. Bu sebeple de bu varlıklarla alakalı beklenti, ihtiyacı olanlar oradaki video çalışmasını izleyebilir. Bunun yerine bu video çalışmasında teknik tarafta dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, DAX 30 ve NASDAQ Yüzey endeksi, bunları aktaracağım. Ama tabii bu e, bu haftaya özel oldu. E, geçen haftada farklı bir görüntü oluşturmuştum. Yani önümüzdeki hafta herhangi bir ek, görüntü, e, farklı bir görüntü olmazsa yine eskiye döneceğiz. Sadece bu haftaya özel olduğunu izah etmek istiyorum. E, dediğim gibi oradaki ayrıntılı detaya da videolarımıza da bakmayı ihmal etmeyiniz. Bir de sizden e, çok önemli bir ricam var. Şimdi yorumları ben okuyorum. Genellikle e, cevaplamam gerekenlere de cevaplamaya özen gösteriyorum. E, sizleri e, sadece sorularla baş başa bırakmıyorum. Ama sizden ricam lütfen videoyu izleyin. Yani videoyu hazırlıyorum. E, gram altın ne olacak? E, altın ne olacak? E, videoda söyleniyor zaten ne olacağını. Ya da dolar ne olacak? Yani zaten videoda her şey var bakın. Ben size üstü kapalı cevaplar vermiyorum. Beklentim neyse... Şeffaf bir şekilde nedenleriyle birlikte aktarıyorum. Yani lütfen bir zahmet bu videoları izleyin. Bunları ben kendim için değil sizler için paylaşıyorum. Neden? Sizlerin piyasada kendinizi eksik hissetmemeniz için. Yani bildiklerimi size anlatıyorum ve tecrübelerimle de harmanlaştırıyorum. Lütfen dikkat edin, video süresine de takılmayın, açın, izleyin, notlar alın, grafiğinize ekleyin. Bu size fayda sağlayacaktır. Şimdi yeni hafta dinamiklerine geçtiğimiz zaman bu hafta biraz daha aslında makro anlamda işin ekonomi takvim incelemelerinde sakin geçmesini beklemektedir. Neden? Çünkü perşembe günü Amerika'da Şükran Günü nedeniyle kapalı olacak piyasalar yani ABD piyasası cuma günü de erken kapanış yapacak. Haftanın geneli itibariyle Euro bölgesi ECB daha doğrusu Fed, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası bunların para politikalarının ayrıntılarına ulaşacağız. İlaveten de ülkelerin hizmet ve imalat sektörüne ilişkin PMI detaylarına bakacağız. Bir de işte büyümeye ilişkin çeyreklik detaylandırmaları izleyeceğiz. Yani bu şekilde bir veri setine ulaşacağız. Haftanın en önemli gününün Pazartesi günü olduğunu, haftanın en önemli veri setinin de yine pazartesi günü PMI verileriyle, çarşamba günü FOMC toplantı tutanakları olduğunu söyleyebiliriz. Genel çerçevede aslında dikkat edilmesi gereken husus bu. Pazartesi gününe geldiğimiz zaman Fransa, Almanya, Euro bölgesi, İngiltere ve ABD hem öncü oluyor ve önemli oluyor. Yani PMI'larda öncü olduğunu gördüğünüz an fiyatlama üzerinde etkisini olacağını bilmeniz gerekiyor. Hem imalat sanayi hem de hizmet sektörü. Pandemi ile birlikte en fazla etkilenen sektör hangisiydi? Hizmet sektörü. Hizmet sektörü son rakamlara baktığımızda en iyi performans şu anda Amerika'da. Daha sonra Almanya'da. Ama 50 referans noktasının üzerinde büyüme, 50 referans noktasının altında daralma diyoruz. Almanya hizmette 49.5'luk en sonki rakamla aslında daralma bölgesine geçti. Hizmet tarafında eğlenin üzerinde rakam sadece ABD var bu ekonomi takım veri seti içerisinde. Baktığımız zaman beklenti rakamlarında da yine bozulmalar söz konusu. Bu sebeple de eğlenin üzerinde mi eğlenin altına mı buna bakacağız hizmet sektöründe özellikle bozulma eğilimi ne kadar daha devam ediyor? Bunlar incelenecek Avrupa ekonomisine ilişkin hizmet sektöründeki daralmalar devam ediyor. Bu hız daha fazla mı daha az mı buna bakacağız. İmalat sanayi sektöründe ilişkin görüntüde bir bozulma yok. Onlarda da genel anlamda elinin üzerindeki seyir devam ediyor. Bunun devam etmesi beklenilmektedir ama beklentinin altında kalıp kalmayacağını ayrıca bakacağız. Özellikle yine Rakamlara baktığımızda Fransa'nın 50.1 ile gerçekten eşik noktasında olduğunu söylemekte fayda var. Euro dolar paritesi, sterlin dolar paritesi hatta ons altın burada takip edilebilir. En azından PMI detaylarıyla birlikte ek olarak tabii ki DAX 30'a bakılabilir. İşte Amerika'daki bu S&P 500'e bakılabilir. Ek olarak da bunlar ayrıca incelenebilir. Ama şunu unutmayalım pandemi sebebiyle bir bozulma var hizmet sektöründe bunu çok daha net görebiliyoruz. İlaveten de son süreçte e, sert önlemler alınabiliyor. Ama örnek veriyorum ekonominin tam kapanmasına ilişkin bir orada sınırlamı var. Tam kapanma istenmiyor. Bu sebeple de ister istemez bu kötümser görüntüye rağmen ekonomiler ister istemez burada toparlanmaya çalışıyor ki büyüme rakamlarında bunu görebiliyoruz. Ve burada da hizmet sektöründeki en büyük problem nasıl etkisini sürdürecek. Burada Kasım verilerini takip edeceğiz. Salı gününe baktığımızda Almanya'dan büyüme, Türkiye'den imalat güvenlik kapasite kullanım oranı, Almanya'dan yine IFO işikleme endeksi ve Amerika'dan Conference Board tüketici güveni var. Bu veri seti içerisinde dikkat ettiyseniz sadece bir veri işaretlerim o da Conference Board tüketici güveni baktığımız zaman öncekinin altına bir beklenti var. Yani dolar negatif bir senaryo var. E, beklentinin üzerinde gelirse bu senaryo bozulur. Pozitif tarafa geçebilir ama sadece Amerika verisine bakarak euro doları en azından ve ons altına dikkat edilebilir ya da ABD borsalarına bakılabilir. Çarşamba gününe geldiğimizde ABD'den büyüme rakamı var. Çeyreklik bazda 3. çeyrek çeyreklik görüntüsü e, işsizlik haklarına yararlanma başvuruları, Michigan tüketici istihatti, Ham petrol stokları, FOMC toplantı tutunakları, bir de finansal istikrar raporu. Baktığımız zaman da e, Fed'in toplantısı tarihe bakıyorum 16 Aralık, ECB'nin toplantısı 10 Aralık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantısı 24 Aralık. Bu ana toplantılar öncesinde bu ayrıntılara dikkat edeceğiz. Bu toplantıların tutanaklarını biliyorsunuz ki işte daha önceki toplantının ayrıntıları olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebepleri FOMC toplantı tutanaklarına dikkat ediyor olacağız. Euro dolar olsun, ons altın olsun, S&P 500 olsun bunlar ilgili görüntüde Nasdaq olsun takip edilecek e, varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Tabi Amerika'dan büyümeye ve işsizlik haklarından yararlanma başvurularına da bakılabilir. Ama büyüme tarafında e, özellikle beklenti öncekiyle aynı neredeyse paralel. Çok ekstrem bir değişim beklenmemektedir. Buna bakacağız. Perşembe günde aynı şekilde hem Türkiye'den hem de Avrupa Merkez Bankası'ndan para politikası toplantı tutanaklarının yayınlanması olarak göreceğiz. Dediğim gibi e, bir önceki toplantının ayrıntıları. Burada tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hususu önemliydi. 475 bas puan piyasa beklentisi doğrultusunda doğru olan bir kararı e, gerçekleştirdi. Yeni dönemde bunların e, nasıl bir süreçte devam edip etmeyeceği, Hazine ile Maliye ile nasıl bir uyum sağlayıp sağlamadığı bunlara bakacağız. Avrupa Merkez Bankası tarafında da aralık zamanında aralık toplantısında bir aksiyona girilecek mi girilmeyecek mi buna bakacağız. Ayrıntılarda özellikle burada soru işaretlerine cevap arayacağız. Hani Euro dolar Euro Türk lirası gibi, Dolar Türk Lirası gibi varlıklar e, perşembe günü dikkate alınabilir. Ama şunu unutmayalım. Perşembe günü takvimde gördüğüm kadarıyla Amerika'da şükran günü. ABD bankalarının tatil olması piyasaların sakin geçmesine imkan tanıyabilir. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Cuma günü de şükran günü sebebiyle erken kapanış olacağı beklentisi şeyi var yazısı söz konusu takvim bölümünde. burada da erken Kapınış olacağı için kısmen hareketlilik izlenebilir. Fransa tarafında büyüme 3. Çeyrek, çeyreklik büyümesi ve Türkiye tarafında da Türkiye Ekonomi Güven Endeksi verilerine ulaşacağız ama fiyatlama reaksiyonu sakin geçebileceğini söyleyebiliriz. Yani baktığımız zaman pazartesi günü PMI, salı günü Konferansport, çarşamba günü FOMC tutunakları bu üç kritik veriye odaklanacağız. Genel çerçevede bunlara dikkat edebilirsiniz. Ek olarak peki bunlar dışında ne olabilir? Aşı. Aşı ile alakalı olumlu haberler geliyor ama tabi her ne kadar aşının bulunduğu, bununla alakalı işte insanlara ulaştırılabileceği, fiyatına varana kadar çoğu şeyden haberdarız. Ama işin nakliye boyutu var, eksi 70 eksi 80 dereceye dayanabilecek süreçleri gibi gibi. Yani işin e, dağıtım boyutunun da önüne geçilmesi lazım. O süreci e, değerlendirmek gerekiyor. Hani aşı buldum, tamam, üretiyorum değil. Bunun dağıtımı da çok önemli. E, ilaveten de bunun e, insanlar üzerindeki testi zaten sonuçlarını biliyoruz. %90 %95 burada başarı sağladığını da görmek de sevindirici. Yani iki seneye bu zamanlar çok daha iyi noktalarda olacağımızı en azından şu anda uzmanlar söylüyor. E, Tabi bu süreç daha nasıl olacağız e, hastalığın yani virüsün mutasyona uğraması ve mutasyona uğraması sürecinde şu anki aşı sürecine direnci bunların hepsini yeni dönemde takip ediyor olacağız. Türkiye'nin bu süreçte işte satın alacağı aşılar ülkemizde nasıl bir e, prosedür olacak işte ücretleri ne olacak gibi gibi bunların hepsinin detaylandırmalarını göreceğiz. Yani 2021 yılının en azından Haziran dönemine kadar ki bölümde bunu çok fazla konuşacağız ve umuyorum ki çok kısa zaman içerisinde bu lanet virüsten artık kurtuluruz ve evimizden dışarı çıkıp daha maskesiz bir hayat yaşarız diye umut ediyoruz İnşallah e, bu süreç daha yakın dönem olur Tabii bir de uyarı yapmak istiyorum e, Lütfen bana da çok fazla e, Haber geliyor takipçilerimden de haber geliyor e, Üzülerek görüyorum e, Yani bu virüse e, Çoğumuz Yakalanacağız Mümkün olabildiğince En genç zamanda Yakalanmak Avantaj sağlayacaktır Yakalanmamak için bütün kurallara uymamız gerekiyor. E, mümkün olabildiğince eğer gerekmedikçe evden çıkmamamız gerekiyor. E, maske takmamıza özen göstermemiz gerekiyor. Ve e, bu süreçte de biraz daha stabil e, çok fazla insanların e, bizi ziyaret etmemesi ve bizim de dışarıda çok fazla insanları ziyaret etmedi, yani insanlarla temas olmayacak bir süreçten geçmemiz gerekiyor. Tabii ki iş sebebiyle eee iş yerine gitmek zorunda olanlar, dışarıya çıkmak zorunda olanlar var. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Önce kendiniz, sonra aileniz, tabii ki sonra çevreniz olacak şekilde lütfen bu sürece dikkat edin. Teknik tarafa geldiğimizde dolar ile başlayalım. Dolar endeksinde hatırlarsanız 91, 94 ve 92, 60 bölgesine dikkat çekmiştik bu hafta yani geride bıraktığımız hafta bu bölgenin içerisinde hareketler gerçekleştirdi. Ama dikkat ettiyseniz çok fazla aşağı yönlü bir kırılım olmadı. Bu sebeple de ben 91-94'ün üzerinde bir yükseliş beklentimi koruyorum. Ama 92.60'ın geçilmesi de gerekiyor. 92-60 geçilirse yukarı yönlü reaksiyonlar hızlanabilir. Dolar endeksi tarafında yani ana senaryo 92.60'ın üzerinde pozitif. 91 94'ün altında negatif. Bu senaryo içerisinde pozitif taraf beklentimi koruyorum. Çünkü Euro'larda da bir sıkışma eğilimi olsa da aşağı yönlü beklentinin devamını ilişkin düşüncem ön planda. Neden? Neredeyse Eylül-Kasım dönemlerinde yukarıda 1.19-25, 1.20-10, aşağıda 1.15-1.16-10 bölgelerini band noktaları olarak kabul eden ve bu seviyeler arasında fiyatlama reaksiyonunu destekleyen, devam ettiren bir profil izledi. Geride bıraktığımız hafta baktığımız zaman 1.19'a yaklaştı. Ama yukarı yönlü eğilim izlenmedi. Yeni hafta dinamiklerinde yukarı yönlü hareketler bir satış baskısı olarak karşımıza çıkabilir. Niye? Çünkü Ana görüntüde 121 115 arasında bir bant var. Bu sebeple de Euro'dan dolara geçilmesi beklentisi benim nezdimde ön planda. Dolar endeksinde de yükseliş eğilimi beklediğim için Euro-Dolar'da da 1.16'lara 1.15'lere yakın sayabilecek bir görüntü bekliyorum. En azından Euro-Dolar tarafında. Sterlin Dolar tarafına baktığımızda aslında benim genel resimde e, beklentimde bir değişim olmadı. Hatırlarsanız daha önce 1.27.80 80 1.34.90 yani kaba 1.35 ile 1.28 arasında bir karar verme sürecinde aşağı tarafta belli destekler alıyor yukarı tarafta da belli baskılar oluşturuyor ama henüz tam anlamıyla net bir görüntüye e, sunmuyor bize. Hareketli ortalamalarda da bakıyoruz. Hareketli ortalamalarda da kalıcı reaksiyonlar göremiyoruz. Bu sebeple de ben sterlin biraz daha bekle gör politikasının önemli olduğunu düşünüyorum. 1.35'in üzerinde hareketin pozitif. 1.28'in altında hareketin negatif olduğunu söyleyebilirim. Ama şu an için bana herhangi bir imkan tanımıyor. Tabii ki bu haftalık bir grafik. Ben de zaten size anlık ziya görüntüden ziyade büyük resim aktarmaya çalışıyorum. Çünkü her hafta bu çalışmayı paylaşmıyorum. Bu sebeple de lütfen bu bandın dışına çıkılmasını inceleyin. En azından şu an için görüntüde bir değişim yok. Tabii grafiğe baktığımızda Teorik görüntüden uzaklaşıp biraz daha işin e, uydurma kısmına geldiğimizde bir ters omuz baş omuz formasyonunu konuşabiliriz. Ama bunun için de bir 35'i aşması lazım. Ama bakın teorik anlamdaki formasyonla alakası yok. Hani böyle maalesef görüyoruz uydurmasyon e, uydurmasyon formasyon diyeyim ben ona. Böyle e, olmayan şeyleri varmış gibi söylüyorlar. Mesela buna da bir ters omuz baş omuz formasyonu diyeceklerdir ama alakası yok. Ama bunu duyacaksınız maalesef dilin kemiği yok insanlar gördüğü şeyi hiç düşünmeden cahil bir şekilde konuşabiliyor. Dikkat edin lütfen 1.35 ve 1.28 bandı içerisinde sıkışma eğilimi devam ediyor. dax 30 tarafına baktığımızda envelop göstergesinde üçlük üstel hareketli ortalama envelop göstergesinde sapma bölgesi de %5 ve %10 bunları siz günlük grafik içerisine atabilirsiniz. E 3 olmasının sebebi anlık reaksiyona uygun hareket etmesi, %5 ve %10 sapma olmasını söylememdeki sebep de mevcut e, mumlara en uygun hareketli görüntüde e, Bollinger bandı gibi içerisinde seyri gözme, göstermem açısından da fiyatlarda da bunu görebiliyorsun. Yani çizgilere değip değmemesini anlayabilirsiniz. Grafiğe baktığımda envelope göstergesinde bir yataya bağlamış hareket var ama yukarı yönlü ister istemez bir kıpırdanma eğilimi söz konusu. Bu sebeptir 12.465 ve 12.850 bölgesi üzerinde yükseliş eğilimine devam edebilir. 13.460-13.775 bölgesine doğru bir hareket alanı şaşırtıcı olmayacaktır. RSI göstergesinde bir yataya bağlama Money Follow Index göstergesinde de aşırı alım bölgesine gelen bir görüntü var. Ki son fiyatlamalarda da o yataylığı görebiliyorsunuz. Ben yine yatay olduğunu söylüyorum ama bu yataylığa rağmen son süreçteki toparlanma eğilimiyle birlikte yukarı yönlü olası bir reaksiyona devam edebileceğini de izah ediyorum. Ama ana görüntü bakın dikkat ettiyseniz yatayda olduğunu göstergeler söylüyor. Ama bu yataylık yukarı yönlü bir hareketle bozulabilir. Bu sebeple de 12.850-12.000 465 bölgesi üzerinde pozitif olduğumu söyleyebilirim. Nasdaq endeksine baktığımızda yine burada envelope göstergesi 3 ve dikkate almış olduğum sapma değeri de %5'lik sapmadır. Baktığım zaman da bir yatayda hareket söz konusu ama kademeli kademeli bir yükselme eğilini de görebiliyoruz. Bu sebeple de geri çekimeler aslında bir trend fırsatı olacaktır. 11322 11350 bölgesi ana denklemde önemli bir destek bölgesi. Bu bölgenin üzerinde pozitif ama şu an için son yataylığa baktığımızda 11775 alt tarafta, 12080 üst tarafta bir anlık yani kısa vadeli sıkışma bölgesi. Bu sıkışmanın hangi tarafta kıracağına bakmak lazım. Üst bölgeye geçerse trend hareketi alt bölgeyi kırarsa tepki hareketi izlenebilir ama ana görüntüde 11322 üzerinde 12513'lere kadar hareket alanı var diyebiliriz. RSI göstergesi 50 kontrol noktasına yakın karar vermeye çalışıyor. Yani o biraz önce kısa vadeli baz aldığım 11775 12080 bölgesini aşağı yönlü kırarsa RSI de elinin altına sarkabilir. O zaman bir miktar tepki izlenebilir. Money Flow Index göstergesi 80 seviyesine ulaştı. Aşırı bölgeye geldi. Hacimsel anlamdadır. Money Flow Index RSI'nin hacimli görüntüsüdür. Burada da bir geri dönüş var mı yok mu buna bakacağız ama DAX'daki gibi Nasdaq'ta da o yataylıktan sonra yukarı değil Nasdaq'ta biraz bir geri çekilme olursa şaşırtıcı olmamalı. En azından DAX'a göre Nasdaq biraz daha bozuyor durumu. Aşağı yönlü bir tepki hareketi gündemde yer alabilir. Genel çerçevede yeni hafta dinamikleri ve önemsediğim varlıklarla alakalı teknik paylaşımlarımı bu şekilde sizlere izah etmiş oldum. Bu videoyu cumartesi günü sizlere paylaşacağım. Pazar günü dinlenmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Huzurlu hafta sonları yeni hafta dinamiklerinde de başarılı bir trade haftası dilerim.